Baltayı vurdum taşa, namlıdır Kasım Paşa. Baltayı vurdum taşa, namlıdır Kasım Paşa. Semtinin dilberleri neler getirir başa. Semtinin dilberleri neler getirir başa. Caddeleri yolları dilberlerin kolları. Caddeleri yolları dilberlerin kolları. Beni kasıp kavurdu Kasım Paşa dulları. Beni kasıp kavurdu Kasım Paşa dulları. En son çıkan şarkılar, türküler falan yok mu? Buyurun abiciğim, buyurun teziciğim. Çalışkan insanlar için söylenmiş bir atasözü vardır. Taştan ekmeğini çıkarır derler. Serçe Zeki de ekmek parasını kazanmak için Kasım Paşa sokaklarında pala çalıp destan satıyor. Merhaba, konuşmaz sokağını biliyor musun? Bilmiyorum, çakmıyorum abi. Bu ne rezalet? Buralarda dolaşıyorsun da nasıl bilmiyorsun? Allah Allah, bilmiyorum ya. Bir şey sorunca bilmiyorum diyene çok kızarım, budala derim. Nasıl bilmezsin? Yazıklar olsun sana. Kasım Paşalı değil misin sen? Dostudur. Ben de dışarıdan geldim, garip sayılırım. Hadi bırak şimdi bunları da söyle. Vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilseydim sana sağlık verirdim. Bilmiyorum abi. Sus, biraz da ben konuşayım. Deminden beri sen konuşuyorsun. Şunun şurasında iki lakırdı da ben edeyim dedim. Kapa çeneni, ağzına tıkıyorsun. Sus da biraz da ben konuşayım. Allah Allah. Amma çene varmış sende de be mübarek. Deminden beri konuşuyorsun. Dinle beni, sana bir baba nasihatı. Sükut altındır derler. Ya bırak. Hayır, ben konuşacağım. Niye susacakmışım? Deminden beri sen konuşuyorsun. Konuşmasını hiç sevmeyen kaptanın elinden yakasını zor kurtaran Serçe Zeki soluğu Beşiktaş'ta Gürel sinemasının önünde aldı. Ne yapsın, ekmeğini kazanacak, çalışmak lazım. Madem sende her yerin şarkısı var, Beşiktaş'ın da var mı? Var ya abi. Öyleyse oku şunu da dinleyelim ya. Can baş üstüne. Yürüdüm Beş'ten başa, gelmişim Beşiktaş'a. Burasını severim, Beşiktaş'tım çok yaşa. Burasını severim, Beşiktaş'lım çok yaşa. Allah bin bereket versin. Böyle giderse hiç de fena değil. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Yol gider, çavuş yol gider. Hanımlara deste deste gül gider. Gül gider hanım, gül gider. İstanbul'la Üsküdar'ın arası, arası çavuş arası. Yaktı beni kaşlarımın karası, arası çavuş karası. Yandım çavuş, yandım senin elinden. Elinden çavuş, elinden. Çok salınma kasa, turada turlar belinden. Belinden çavuş, belinden. Kondu evleri, tek güzeldir, ferahtır. Bahçede geceleri, kafa çekmek hayattır. Bahçede geceleri, kafa çekmek hayattır. Gece kondu kızları, çekilmiyor nazları. Hiçbirisi sevmezmiş kılıbık kocaları. Hiçbirisi sevmezmiş kılıbık kocaları. Pilav var mı bu şarkı? Yok be abla, pilav benim. Siz ne zaman arzu ederseniz, ben gelir pencerenizin altında size okurum. Hayırlı işler. Güle güle. Allah kesenize Halil İbrahim bereketi versin ablalar. Güle güle. Onu sonra düşünürüz. Tanıdığın hayatı roman olabilecek biri var mı? Var benim. Var ya. Biz onu Apto Bey diye çağırırız. İstanbul'u, Anadolu'yu karış karış bilir. Eğer onun hayatını kaleme alacak olursanız, o kitap kapış kapış gider. Bu adam nedir, ne iş yapar?
avare mi desem, berduş mu desem, serseri mi desem, akıllı mı desem... Hiç kimse onun işine akıl verdiremez. Yalan nedir bilmez, paraya kıymet vermez. Bir gün bakarsın boyacı olur, bir gün bakarsın... Desene tam günün adamı, bul getir onu. Bulur getiririm. Ama bu iş fazla uzamasın. Baş. Hemen bul getir. Baş. Azize, Azize! Deminden beri bağırıyorum, duymuyor musun? Sana son defa olarak söylüyorum, artık benim bakacak kudretim kalmadı. Onun için benim söylediklerime katiyen itiraz etmeyeceksin. Bırak beni gene başlama sarhoş, çekil başımdan! Ben bugüne bugün senin babanım. Üvey de olsam babanım. Bana yardım etmeye mecbursun. Akşama kadar sırt üstü yatacağına... ...birkaç kuruş kazanmanın yoluna bak. Bak rakı da bitiyor, ona göre düşün taşın. Allah'ım beni bu sarhoşun elinden hayırlısıyla tez vakitte kurtar. Sizinle biraz görüşebilir miyim? Hay hay, buyurun oturun. Hayatı roman olacak insanlara ihtiyacınız varmış. Bizim mahallede de zavallı, dertli bir kız var. Evet, neyin nesi bu kız? Bu kız ama Allah'tan başka kimsesi yok. Sizin yanınızda mı? Hayır efendim, benim yanımda değil, üvey babasının yanında kalıyor. Zavallının o sarhoşun elinden neler çektiğini bilseniz içiniz parçalanır. Sarhoşları eve doldurup kıza şarkı söyletiyor. Bu zavallının hayatı size iyi bir mevzu olur. Kendisini görüp dinleyin. Dur muyum? Eğer babası evde yoksa görebilirsiniz. Bir gidelim öyleyse. Demedim hicranımı ellere yarar diye ellere yarar diye gör. Aşık oldum bu sese, Eyüplü güzel dilber. İsmimdir Zeki Serçe, cemalini bir göster. Babası evde yoksa alır gelirim. Birini mi arıyorsun abi? Bu evde bir kız varmış, tanıyor musun? Evet, bu evde bir kız var. Fakat henüz yüzünü görmedim. Her gün buraya gelip yanık sesini dinliyorum. Yüzünde görürsün elbet. Affedersiniz ama sorma sahip ne iş yaparsın? Gazeteciyim. Gazeteci mi? İlk defa bir gazeteciyle konuşuyorum. Çok memnun oldum. Bendeniz Zeki Serçe. Fakat arkadaşlar Abdo Bey derler. Sakın sen Antepli Mehmet'in bahsettiği... Tamam o benim. Antepli Mehmet gel bizim gazeteciyle seni tanıştırayım dedi ama bir türlü kısmet olmadı. Bak şimdi kısmet ayağıma kadar geldi. Bir kart ver de gelip seni göreyim abi. Muhakkak gel ama. Gelirim. Al. Teşekkür. Onun eline kaldım. Anneniz öleli ne kadar oluyor? 2 sene kadar oluyor. Evde eşya namına bir şey bırakmadı. Hepsini sattı, rakı parası yaptı. Zavallı annemin ölümü de onun yüzünden oldu zaten. Ev kendinizin mi? Hayır, kira. 3 aydır kirayı da vermemiş. Ev sahibi çıkaracağım diye haber gönderip duruyor. Görüyorsunuz ya gazeteci bey, ne kadar acınacak vaziyette zavallı. Onu kurtarmak için elimden gelen her şey yapacağım. Arasma artık. Bütün talimat bunda yazılı. Yakında Anadolu'ya hareket edeceksin. Her başı dara gelen ya Ankara'ya koşar yahut da Eyüp Sultan'a. Serçe Zeki ile Boncuk Fatma da şimdi Eyüp Sultan Camii'nin avlusundalar. Acaba dertlerine?
Senin ne dileğin var? Kusura bakma abla, Serda gençlik var da gönlümü genç bir kıza kaptırdım. İnşallah sevgiline kavuşursun, ben de çocuklarıma. Çocukların gurbette mi abla? Evet. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Niye? Sen ne iş yaparsın? Ben mi? Ben kaldırım mühendisliği. Benden dalga geçme, ben dertliyim. Söylesene be abla, ne derdin var? Senelerden beri kaybettiğim oğlumla kızımın bulunması için buraya adak adamıya geldim. Evlatlarına kavuşursun inşallah. İnşallah, Allah büyüktür. Bir de gazeteye ilan vereceğim. Tanıdığım gazeteci var, seni oraya götüreyim. Metin Bey siz misiniz? Evet benim, buyurun. Teşekkür ederim. Bir emriniz mi var? Beni Serçin Zeki gönder. Yazılarınız pek meşhurmuş. Her tarafından okunurmuş. Bir derdim var. Benim için gazetenizde bir yazı çıkarır mısınız? Memnuniyetle hanımefendi. Nedir söyleyin? Ah evladım! Bundan 20 sene evvel, büyük zelzelede, 3 yaşında bir kızımla, 4 yaşında bir erkek evladımı kaybettim. Ağır yaralı olarak beni hastaneye kaldırmışlar. Şimdiye kadar evlatlarımdan hiçbir haber alamadım. Herkes onlara öldü biliyor ama ben inanmıyorum. Allah'tan ümidimi kesmedim. Bohçacılık yaparak hala arıyorum. Şimdi sizden çocuklarımı bulmam için bir istirhamım var. Eğer lütfedip bir yazı yazacak olursanız, şu zavallı ana kalbini bahtiyar etmiş olursunuz. Yoksa bu dünyanın benim için ehemmiyeti yok. Çünkü hayatta bir başımıyım. Kocam, akrabalarım hepsi kayboldu. Ne olur evladım, şu yazıyı bir an evvel yaz. Ben Anadolu'ya gitmek istiyorum. Ne kadar ıstırap çektiğiniz yüzünüzden okunuyor. İstediğiniz yazıyı yazacağım. İnşallah kısa zamanda evladınızı bulursunuz. İnşallah evladım. Buyurun. Rahatsız etmiyorum ya abi. Yok, otur. Merhaba, Abdü Bey. Merhaba. Nasılsın Boncuk abla? İyiyim. Sevgilinden ne haber? Ne o Abdü, aşık mısın yoksa? Yok be abi. Hadi inkar etme, bal gibi de aşık. E ben gideyim artık çocuklar. Hadi. Elini öpeyim abla. Çok yaşa. Güle güle. Çok yaşa evladım, eksik olma. Güle güle abla. Benden Anadolu'ya gelebilir misin? Ne yapacağım? Gazete için yazı serisi hazırlıyorum. Bana rehberlik yapacaksın, sen Anadolu'yu iyi bilir misin? Hemen karar veremem. Hele bir düşüneyim. Ah, ah. Alo, belki Celep Hasan'dır. Dur şimdi anne! Evet, benim Filiz. Metin Bey mi? Röportaja mı geleceksiniz? Fotoğrafçı da mı getireceksiniz? Aman yapmayın, ben resmimin çıkmasını istemem. Çünkü ben acemi bir dansözüm. Ha, yalnız siz gelin. Teşekkür ederim. Yani tam işte. Paralı zenginler telefon edince hiç yüz vermezsin. Gazeteci deyince eteklerin zil çalar. Aklını başına topla da paralıya bak, paralıya! Başlama yine. Samimi itiraflar diye bir yazı hazırlıyor. Bana da bir sütun ayırdı. Onun yanında çam devirme. Aklın fikrin hep paralı adamlardadır, bilmez miyim? Hayat demek para demektir. Bol para olunca bunlardan çok daha alalarını giyersin budala. Kapat bu bahsi artık. Anne evladının iyiliğini ister. Utanıyorum sana anne demeye. Yediği halta bak şunu. O ne biçim söz öyle? Seni bu yaşa getiren bir anneyle böyle mi konuşulur? Ne yapayım? Sen mecbur ediyorsun. Anlaşıldı. Fatma Boncuk yine Anadolu'yu dolaşmaya çıkıyor. Hadi Fatma Boncuk abla, Allah sana hayırlı işler nasip etsin ve tez zamanda evlatlarına kavuştursun. Böyle sessiz sedasız yutulmuyor bu musibet. Durun, ben şimdi geliyorum. Bu meclis şimdi şenlenecek sultan sofrası olacak. Bu zıkkımın nasıl içildiğini ben çok iyi bilirim. Ne oluyorsun, ne zırlıyorsun gene? Ne zaman bu eve bir misafir gelse baş sağsın ağlamaya. Zorunu anlamıyorum ki. Hadi sil gözünün yaşını, misafirlerin yanına çıkacaksın. Meclisimiz şenlenecek dedi, hadi bu sözün şerefine içerim.
Hadi sus da kalk yürü. Rezil etme beni misafirlere. Kalk diyorum sana, bu adamları kızdırmayalım. Sonra ben de rakısız kalırım. Hadi kalk diyorum sana. Hayır, kalk hadi. Bırak beni. Hadi. Bırak beni. Hadi kalk hadi. Bıktım artık şarkısını. Sarhoşları eğlendirmekten. Allah'ım kurtar beni be. Bu zalimin elinden. Sus görmüş yine. Nihayet gelebildi. Dinleyin bakın şimdi. İyi dinleyeceğiz. Güzel bir ses. Gel şöyle yanıma otur şeker. Gel. Ellemeyin, bırakın kendi haline. İçinizde iyi bir insan var demek. Hadi tıraşı kes de başla söylemeye. Ama şöyle güzel bir şey olsun ha. Bir tane at da açıl bakalım. Haydi iç bakalım. Bırak, ben içki içmem. Nerede o deminki insan? Buna mani olsun. Osman bırak kızı. Ayıp arkadaşlar. Şu yapılanlar bu zavallı kıza rava mıdır şimdi? Rava mıdır soruyorum. Ayıp sizlere. İçki içmenin de bir usulü adabı vardır. Ayıp be! Hadi kalk, kızcağızı odasına götür. Allah sizden razı olsun. Bak Bui, beyin hatırı için güzel bir şarkı söyle, biz de efendi efendi dinleyelim. Eğer o iyi bey söylememi isterse derhal söyleyeceğim. Madem efendi efendi dinleyecekler, sesini duymayı isterim. Gülen yüzün solmuş, sevgilim seni. Kemal efendi, kızının sesini pek beğendim. Onu vermem lazım ha? Şimdi geliriz. Şimdi geliriz. Buyur otur. Nasıl, beğendin değil mi sesini? Çok güzel, çok kıyak söylen. Ben seyyar tiyatro direktörüyüm. Yakında Anadolu seyahatine çıkacağız. Eğer Azize Hanım kabul ederse kendisini heyetimize okuyucu olarak almak istiyorum. Kısa zamanda çok para kazanır. Bu sayede gözlerini açtırma imkanını bulur. Bu güzel teklifini kim kabul etmez? Hele benle beraber olduktan sonra... Ama benim bu sesimi kim dinler? Ne müzikten anlıyorum, ne de usul biliyorum. Orasını bana bırak. Burası Taksim sineması. Serçe Zeki film seyretmeye mi gidiyor? Hayır, bizim Serçe'nin eski bir hastalığı vardır. Hüseyin Peyda gibi filmlerde başroller oynamak. Onun için artist bulma ajansına girdi. Geçen hafta bugün için gel demiştiniz. Hüseyin Peyda'dan daha iyi rol keserim. Gazel çekerim, ata binerim, tabanca kullanırım. Yapamayacağım hiçbir iş yoktur. Ne olur, hevesimi kırmayın. Bana da bir filmde iş verin. Hadi oğlum, ne iş yapıyorsan sen yine o işi yap. Bu işlerden sana ekmek çıkmaz. Günaydın efendim. Günaydın, buyurun. Ben sizi tanıyorum, siz Filiz Hanım değil misiniz? Evet. Bana bir resminizi verir misiniz? Tabii. İmzalı bir resim ama. Hay hay, olur. Ellerin dert görmesin abla. Ben turneye çıkmak istiyorum. Çünkü annemden hiç anlaşamıyoruz. Sorması ayıp ama niye? Kafalarımız anlaşmıyor, fikirlerimiz uyuşmuyor. İstanbul'da muhakkak ayrılmam lazım. Peki ama sizin danslarınız o kadar kuvvetli değil. Kime teklif edeyim? Söyleyin kime? Kervan konser heyeti bir dansöz arıyormuş. Belki bu olur. Ben direktörle bir görüşeyim. Saat kaç? 2:30. Oh, işte misafirlerim gelecek, müsaadenizle. Allah'a ısmarladık, evet. Güle güle. Metin Bey çok hoşuma gitti. Efendi bir adam. Teklifini kabul edip Anadolu'ya beraber gideceğim. Göründüğünden de daha iyidir.
Çünkü ben eskiden onlarda bahçıvandım. Evli mi? Kimsesi var mı? Hayır, bekar. Bir üvey annesi var. Fakat kendisi onu öz annesi bilir. Bu bir sırdır. Sakın kimseye söyleyeyim deme. Metin Bey'in annesi zelzelede kaybolmuş. Kız kardeşini bir başkası, Metin'i de annesi bildiği zengin bir kadın evlatlık almış. Merak etme. Metin Bey'in bu aile sırrını kimseye söylemem. Anne, Metin Bey geldi mi? Geldi, bekledi, bekledi, gitti. Tekrar gelecek miymiş? Bilmem, bir şeyler söyledi ama aklımda kalmadı. Sen gene yalan söyledin. Muhakkak bu saatte burada olması lazımdı. Ne yaptın, kapıdan mı atlattın? Boşuna uğraşıyorsun, gelmez artık. Senin istediğin bu zaten. Onu benden uzaklaştırmak. Ne zannettin ya? Sen bunu yeni mi anlıyorsun küçük hanım? O züppeyi zaten hiç gözüm tutmamıştı. Telefonla tam bozulacak zamanı buldum. Senin Metin Bey'in için gözünün tutmadığını biliyorum. Onun için kaçacağım buradan işte. Aptal, sen benden uğraşabilir misin? Telefonu fişten çıkardım, kapı zilini de bozdum. Bir öz annesi zannediyor. Asıl annesi zelzelede kaybolmuş, abisini birisi almış. Bunu da ben kendime evlat edindim. Bu akşam Boğaz'a gidiyoruz. Hasan'ın yüzüne biraz gül. Biliyorsun, adam milyon... Böyle konuşursa polise ihbar ederim. Heyette görür. Buyur Metin abi. Otur Abdü, otur. Hoş geldiniz Ömer efendi. Hoş bulduk evladım. Nasıl, mavi boncuk duruyor mu? Hep üstümde taşıyorum. Anne arzusu yapılmaz mı hiç? Ben hudar olsun. Kararını verdin mi Abdü? Benden geliyor musun Anadolu'ya? Evet abi, geliyorum. Yarın yola çıkıyoruz. Hazırlan, kılık kıyafetini de yenile. Beni hoş gör abi, böyle giyinmeye alıştım. Pekala. Patron, amal kızın işi ne oldu diye soruyor. Babası Anadolu'ya akrabalarının yanına götürmüş, artık dönüşte meşgul olurum. Böyle söyleyeceğim. Evet, evet. Milyonluk miras vesikasını ararken kimseyi kuşkulandırmamak için bu şekilde hareket ettik. Ben fotoğrafçı, güzel. Metin gazeteci, sen de rehber. Kıyak dalga doğrusu. Kalk bakalım Afto Bey. Ben telefonla yerlerimizi ayırttım. Sen üzerindeki paradan biletleri al, ondan sonra hesaplaşırız, olmaz mı? Baş üstüne abi, hemen. Patrona da gidiyoruz diye telefon ettim. Çok dikkatli olun, bu miras vesikası peşinde koşan başka bir grup... O zaman bizim iş bir hayli güçleşiyor demektir. Bulduğumuz şekil çok iyi, başarırız inşallah. İnşallah. Güzel de laf mı be kardeşim? Bir içim su, beni deli gibi seviyor, bana da aşık. Bilsen ne hayat sürüyoruz onunla. Eğer beni bir gün görmezse pencerede oturup sabaha kadar ağlıyormuş. Canım kurban buna. Nasıl kurban olmasın? Baksana, Allah ölmüş de yaratmış. Ne güzel şey bu ya. Ah ah. İlla evlenelim diye tutturdu. Vallahi almam. Aptallık etme. Böyle kelepir kaçırılır mı hiç? Ben berduşun biriyim. Yazık olur buna. İzmit. Ahalisi pek candır, vahiyeti yarıdır. O güzel, o güzel İzmit'i. Alın İzmitliler, İstanbul'dan neler getirdim, nelerim var. Bohçacı, naylonlarım var, bohçacı. Evladım, Düzce'ye son otobüs kaçta? Saat 9'da. Bana en önden bir tane bilet ver, pencere kenarı olsun. Ha, bak hava almak ister, beni tanıdın mı? Aa, nasıl tanımazsın, bana boncuk Fatma derler ayol. Hadi Allah'a ısmarladık. Arka makas çatladı galiba. Ay sen arabadan anlar mısın abi?
Çakarım abiciğim. Peki daha başka? Ne olursa her boyadan boyarım. Makineden de anlarım, motordan da anlarım. Niye şaştın abi, fotoğraf da çekerim. Güzel, Metin. Manisa'ya kadar benim yerime fotoğrafları bu çeksin. Çekerim abi. Yok canım, işini çabuk bitir de Manisa'da bize yetiş. Tabii canım, niye yetişmeyeyim? Aptal. Sen artık benim yokluğumu belli etmezsin. Fotoğraf çekmeyeceğime göre. Fotoğraf çekmek şart mı? Başka yapılacak bir sürü iş var, onları yaparsın. Yaparsın değil mi? Niye öyle düşündün kaldın? Niye öyle düşündüğümü açıkça söyleyeyim. Ben her işin içinden çıkarım ama bir falsom olursa Metin abi hoş görsün. Tabii canım. Bu kalabalığa bakıp da bir vakka olduğunu zannetmeyin. Arı gibi çalışan İzmitliler, bir yerli film geldi mi, işte böyle sinema kapılarını doldururlar. Maşallah, sizi buraya hangi rüzgarlar attı? Röportaj yapmaya geldim. Maşallah, ağzınızın tadını biliyorsunuz ha, pişmaniyeci dükkanında... Sizin için yazdığım yazıyı okudunuz mu? Okudum. Affedersiniz, buranın yerlisi misiniz? Hayır, yerlisi değilim. İki gündür buradayım, bu akşam 9 otobüsünden Düzce'ye gidiyorum. Siz buradan nereye gidiyorsunuz? Biz buradan Bursa'ya gideceğiz. Ah, bayılırım, çok güzel yerdir. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, yolunuz açık olsun. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ilçelerinden biri olan Düzce, çeşitli zirai mahsul yetiştirmekte de rekor kırmaktadır. Yılmanım ya, yılamam, hani Düzce'den ayrılamam. Düzce'den ayrılamam, hani halim yamam, dünyamam. Baksana oğlum, Angaralı Hafız Ali geldi evet, mi? Evet abla, bu akşam da dönüyor. Öyleyse gideyim, onu bulayım. Miras vesikası arayan Metin'le Serçe Zeki, uzun yıllar payitahtlık yapan, birçok alim ve sanatkar yetiştiren şehirler güzeli Bursa'ya geldiler. Benden. Nereye abicim? Ha? Herhalde Uludağ'da kayak kaymaya değil, işimizin peşine. Ya, olur.